Herkese merhaba, ben Şenol, Tropik Altan'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Maalesef müzikleri full kapamak zorunda kaldım, böyle bir ölüm sessizliği, yapacak bir şey yok. Alayında telif varmış ki zaten bir öncekinde de vardı. Sağlık olsun diyelim. Ufak bir denemem oldu yayında, böyle bir toplasan 2 saat falan oynadım. Tropico 5'i biraz bildiğim için, yani bir miktar bilgim var, o konudan biraz daha yırtıyorum bunda en azından. Görevler var, bayağı challenge gibi düşünüyorum, tahmin ediyorum. Daha hiç girmediğim siftahım yok. Ama belli bir hikayenin üstünden doğru olaya giriyor. Tahmin ediyorum belli bir amaç veriyor. Belli bir zamanda o amacı yerine getirmeye çalışacağız. Onlara bakmak istiyorum ilk başta. Yani normal oyuna baktım. Dediğim gibi yani Tropico 5 üzerine eklentiler var. Bazı değişiklikler de var. Tamamını gördüğümü söyleyemem. Benim görmediğim bir ton eklentiler de vardır. Ama en önemli eklenti kafadan zaten tek kara parçasında değilsin. Tek adada değilsin diyeyim. Birden fazla adadasın. Onu bayağı ayarlayabiliyorsun ama görevde tahmin ediyorum herhangi bir ayar çekemiyoruz. İlk görevimiz The Very First, ilk macera El Presidente'nin diyor ve onun sadık elemanı Penultimo. Hikayeye göre nasıl tanıştıklarını söylüyor. Cinayet conspiracy, cinayet soruşturması diyeyim. Tam soruşturması değil de üzerine atılmayla alakalı. Tam Türkçesini aklıma gelmiyor. Masterful Plan falan. Ve özgürlüğe doğru çıkan yolda ona lan gold nut. Ne o, yer fıstığı mı oluyordu? Altın fıstık. Altın fıstık kaçakçılığı yaparak özgürlüğüne kavuşmalarını anlatan hikaye diyor. Normal diyelim. Yani normal bir tık kolay olabilir aslında. Çünkü normalde açtım ana hikayeyi, seçim olayları falan 5'e göre çok daha kolay geldi bana ya. Bunu daha kolay yapmışlar. Herhalde 5'te millete çok zor mu geldi? Çok sıkıntılı anlar yaşayabiliyordum normalinde bile. Bayağı böyle belli başlı şeyleri belli başlı zamanlara da yapman gerekiyordu, yoksa yalan oluyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım bir şey. El Presidente. Most beloved Presidente. Çok sevgili Tropico? Presidente. Burayı hatırlıyor musun, Tropico'yu? Platinum beaches and crystalline seas. Güzel kumsallar, ağaçlar vesaire. Like the twinkling of jewels and golden coins. Paralara ve mücevherleri hatırlıyor musun diye hatırlıyorum. It is I, Presidente. Penultimo, your faithful aid, your biggest fan. Sizin en büyük hayranınız benim. Fear not, for nothing was Penultimo, bunu söylemesi biraz zor olacak. Ya. Ballama değil ben seyirci bana. Unless he is told to, of course. Eleman aynı, seslendirme falan aynı. Yanlış anlamadıysam değil mi? Baya benziyor be ya. Let us enjoy these stories of the past. Geçmişten gelen hikayenin tadını çıkartalım. Çok başarılı başkanım falan diye yalakalık çekiyor abi. SOS. La karşıdan gemi geçiyor. Neyin SOS? Hello. Evet. Lord Windham, saygılar abi. Bu şekilde bize görevler verecek bize. Süremiz, zamanımız bitene kadar. Bilmeyenler için genel olarak bu krallığa bağlı, ne diye geçiyor, governor, ya başkan gibi düşünün, krallığa bağlı ama bayağı bir krallık emri altındayız. Ve krallığın bize verdiği bir süre var. İlk başlangıç olarak, ilk çağ olarak onu düşünün. Sol aşağıda yazıyor. 7 yıl 11 ayımız var sürenin bitmesine. Bu süre zarfında ya özgürlüğüne ulaşman lazım ki bunun iki yolu var ki hala standart. Ya parasını veriyorsun $20,000 civarı. Veyahut savaşıyorsun ki ona göre bir askerlik birliklerin falan bir şeylerin olması lazım. Veya orada oyun patlıyor, ikinci çağa geçemiyorsun. Onun dışında bu süreyi uzatmak için birçok eklenti oluyor tabii. Hani belli başlı görevleri yapıyorsun, belli başlı işler oluyor. Onlarla birlikte bu süreyi uzatabiliyorsun hazırlık çağına devam ettirebilmek için. İlk başta çok takılmamız gereken bir şey değil. Bu öncelikle görevlerimizi ilerletip şehrimizi geliştirmeye bakalım. Çok fazla şekle giremeyeceğim. Zaten challenge olduğu için tahmin ediyorum çok ileriye dönük bir şehir olmayacak. Bilmiyorum, belki de challenge'lar olan yerden devam ettiriyor da olabilir bize de. Sanmıyorum ya, sıfırdan başlatır her seferinde diye düşünüyorum. Şimdi bize söylediği görev, bir tane diyor tarla yap. Şeker tarlası. Tamam abi. P ile pause oluyor bunda değil mi? Aynen. Mouse tuş falan aynı. Her şey yolunda. Şimdi şurayı zaten şeklini falan değiştirebiliyorsunuz artık. Mesela ilk gelen özelliklerden bir tanesi. Bunun şeklini tamamen değiştirebiliyorsun. Da burada da değiştiremiyor olabilirsin. Şimdi bu şey de değil ya. Locate, select president'e customize. Yok, varmış. Varmış. Şunları hızlıca göstermek isterim. Kalemizin, kale, şato.
Malikane ne diye adlandırırsınız işte. Palas. Palas. Palas diye adlandırıyor. Hiç kasma. Palasımızın şeklini istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Bir değişiklik olsun. Şöyle koyalım. Yerleri. Onun dışında yerin şekli. Şöyle yapalım. Yapamıyoruz. Çünkü bazı şeyleri yerine getirmen gerekiyor diyor. Belli başlı eşimıtlar var. Eşimıtları yapınca bazı şeyleri açabiliyorsun. Her şeyi koyamıyorsun. Duvarların şeklini değiştirebiliriz. Victoria olsun. Ha, eklenti olarak ne eklemek istiyorsun diyor da işte. Birçoğunu ekleyemiyorsun ki. Bunu ekliyorsun. Helikopter şeyi ekleyebiliyorsun da Cold War geldiği zaman hani yüksek çağlarda hemen selamun aleyküm koyulmuyor. Selamun aleyküm koyulan bu var. Devam etsin. Şunu değiştirebiliyorsun ki bu ilginç olabilir. Hazırsın diyeceğim. O da Cold War'da. Tamam bu dursun. Ağaçları değiştirebilirsin. He yandaki şeyi değiştiriyorsun. Gotik. Gotik olsun mu? Olsun. Palas'ın kendinin renklerini vesairelerini de değiştiriyorsun. Bayağı bir ayrıntı var. Yes please. Gördüğünüz gibi palasımız. Şimdi bizim neyimiz var? Bir adet mısır tarlamız var. Bankhouse. Bunlar bildiğin ev. Country house. Ufak ev. Bankhouse. Country house. Bir tane chapel'ımız var. Dindarlar için. Burada artık yıkık dökük evler var. Construction office. Şu arkadaş binaları yapmak istediğiniz yerlere koyuyorsunuz. Belli bir mesafesi, belli bir doluluğu var. 6 kişi çalışıyor. Mesela atıyorum 2 bina yapıyorsunuz. Sıradan bunlar yapıyor. Ne kadar uzaktaysa o kadar uzağa git gel tabii ki zaman alıyor. Onun için belli yerlere bundan yapmakta fayda var. Özellikle gelişim çağında birden fazla bina yapıyorsunuz. Her türlü iş yapıyorlar. Teamster office. Asıl ana olayımız bu. Bu Teamster ofislerde çalışan elemanlar depo olarak düşünün. Warehouse olarak düşünün. Bu abi tarladaki malzemeyi alıp gemiye götürüyor. Veyahut da işte tarladaki ofis yanına aldığı zaman da tahmin ediyorum buradan halka dağıtılıyor. Veyahut mağazaların vesairelerin olduğu zaman onlara dağıtım işlemi. Ya bunlar taşıma işlemini. Amele. Amele tayfası. Burada bir adet limanımız var. Limanımızın yanında bir tane daha banka. Bu ne oğlum? Ne kadar evimiz var lan? Başta normalde bu kadar ev vermezdi. Tavern de var. Oo. Tamam işte. Çalış muhabbeti olduğu için tahmin ediyorum bunları veriyor ya. Normalde vermez. Şimdi ilk etapta bize have plantation diyor. Sugar. Hemen bir tane. Şimdi yerler olarak da bayağı bir şeyler eklenmiş de bunlar zamanla ancak gösterilir. Hepsini tek tek göstermek. Benim de tahmin ediyorum dikkat etmediğim şeyler vardır. Ki hızlıca geçtim hatırlamadığım şeyler de vardır. Sonuç olarak görevlerle ilerledikçe yeni şeyleri görmüş oluruz birlikte. Plantation diyor. Sugar. Bu mu yani? Hayır, hazır faydalanıyorken adam gibi faydalanalım diyorum da. Şurası bayağı iyi be. Kunduruverdim. Hızlıca bir tane yol çakayım şuna da. O ne lan? Tamamdır. Bir adet. Devam abi. Bir adet sugar'ımızı yapıştırdık. Onun dışında bizden ana olarak ne istediğinden emin de değilim ha. Trade'de nelerimiz var? Şu anda da çok da bakmanın mantığı yok da. Dışarı satabileceklerimiz. Şu kırmızı ok olanlar, yeşil oklardan satın alabileceklerimiz. Satabileceklerimiz kafe var, leather var, sugar var ki muhtemelen sattıracak tahmin ediyorum. Bunlar kraliyet ailesine satılanlar bu arada, mor olanlar. Onlara satacaklarımız. Yeşiller şu an tam olarak ne diye geçiyor? Kaçakçılar. Oha bayağı da kaçakçı var. Kaçakçılardan her malı alabiliyorsun. Kaçakçılardan aldıkça bazı sıkıntılar oluşabiliyor. Ha bu arada trade muhabbetinden artık normalde eskiden limanı koydun. Sol tarafında normal standart insanları götürüp getiren, işte malzemeleri götürüp getiren gemi geliyordu. Sağ taraf senin trade gemindi. Her bir limana bir tane geliyordu. Onun için birden fazla liman yapıyorduk. Artık öyle bir şey gerekmiyor. Yani tek limanla tahmin ediyorum her şeyi çözebilirsin. Yani tahmin ediyorum ikinci liman sadece ve sadece şu geminin hızını arttırıyordur diye düşünüyorum. Kesin bir şey yok. Direkt sol üstte yazıyor. $3,586 kazandık. 4 kişi de geldi gemiyle birlikte. Maşallah çalışanların hepsi de burada. Ha. Saygılar.
the plantation. Şerefsiz ya. Senin için yeni emirlerim var. Yani önerilerim var diyor. But there's money in it. Alkol istiyor baba. Reward one can be chosen. Bir tanesini seçebiliyorsun. 3000 dolar veyahut 12 ay süreyi uzatabiliyorsun. Tahmin ediyorum özgürlüğüne kavuşuyor ya. İkinci çağa geçirecek. Neyse sonuç olarak rom yeri yapalım diyor da şeker yerini he yaptık. Doğru, şeker onun için yaptırmış. Sanayide rom en düşük sanayi bu. İlk sanayi yerleri, bir saniye göstereyim onları. İlk sanayi yerleri lumber mill, odun toplayarak yapılıyor. Rom distri şekerden yapılıyor. Aşağıda yazıyor zaten bunların. Üçüncü olarak da deri boyama gibi bir şey olması lazım. Deri yapıyor ya. Deri. Tabii. Deriyi şekillendirme. Deriyi ne oluyor? Hide the leather'a çevirmek diyelim abi. Tam Türkçe ikisi de bizde deri yani. Yani deri, insan vücudu üstündeki de deri, bir de giydiğin de deri ya yani. Onun için öyle deri. Neyse kasma Şenol. Şunu şöyle yapsam oradan buraya pıt 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 yapacaklar mı? Veya şöyle yapayım. Belli mi olur? Şuraya bir tane daha yol, bir tane daha rom yaparız. Ki sugar bölümü fena değildi ya. Burası idare ederdi ya. Ne olur ne olmaz. Ben bir tane daha gondur vereceğim ya. İnşallah ikinci sugar istemez. Bir tanesi buna yetmeyebilir. Çünkü halkın belli bir miktar gideri oluyor. O da ben de hala tam yerlerini öğrenmeye çalışıyorum. Bu arada şuradan birçok şeyin görüntüsünü görebiliyorsun. Birçok ayrıntıyı görebiliyorsun mesela. Food'da food providers, plantation'dan corn geliyor, ranch'ten cattle. He, ranch nerede lan? Ha, şurada olan görmedim. Hayvanlara baktığımız yer de var. İneklerimiz. Burası sadece et değil, ayrıyetten deri de topluyor. Onun için şu anda direkt leather için yerde yapabiliriz. Şu an yapamayacağımız tek şey herhalde. Ulan direkt yürümek istiyorum ama görevlerde verecek diye de tırsıyorum açıkçası. Onun için biraz önünü kesiyorum diyebilirim ya. Yani logging cabin yapasım var mesela. Benim standart yaptıklarımdan bir tanesi. Mesela şuraya kondurulabilir. Şöyle böyle. Sığmıyor mu lan buraya cidden? Buraya koysam bir tanesini kemirir oradan. Yeşil gözüküyor da bulunduğu bölgenin yeşil olması yetiyor mu? Yani hani kıpkırmızı. Alanla alakalı bir sıkıntısı olabilir mi? Ya fark etmez. Şuralara bir yere de koyabilirim. Bura ne lan böyle? Oğlum direkt odun mekanı sanki ha. Bakar mısın? Hani gel odun şeyini buraya şettir diyor ama dediğim gibi görev isteyebilir. İkinciyi niye yaptım? Zaten bir tane sugar plantation istediği için muhtemelen ki neredeyse eminim ikinciyi istemeyecek. Oradan kafam rahat. İlginç ilginç ilginç. İyice ayrıntılar koymuşlar. Revolution bu da ayaklanmayı yapacak takım diyelim. Bir nevi kaçakçılarla kraliyete karşı olanlar. İleri doğru bunlar bize lazım olacak. Çünkü bunların belli bir desteği olduğu için özgürlüğünüze de kavuşabiliyorsunuz şeklinde şeyler var. Şimdi ne istiyorsun sen ablacığım? Kütüphane istiyor. Ve kırmızı ünlem 180 gün içinde kabul etmen lazım mı diyor. Şimdi ne veriyor? 10 tane revolution eleman getiriyorum diyor. 2000 dolar veriyorum veyahut da random blueprint. Evet, blueprint olayı var. Neyse bunu kabul edelim. It's nice to have choices, isn't it? Choices like continuous governor. Bu da 180 gün şerefsiz. Begin a new career in manual labor. Seçeneklerin olması ne kadar güzel bir şey değil mi diyor. Ya diyor bu şekilde başkan olmaya devam et diyor. Veyahut el işiyle işçilik yapan ameleon diyor yani. Anlatabiliyor muyum? 18 ay uzatma veya 2000 dolar. Ne diyorsun? Fulfill export trade route with crown. Tamam saygılar. Ya space'e basıyorum. Tuşları da değiştirmem lazım. Space'e stop tuşu olur ya bu tarz oyunlarda. Burada P. Space zoom yapıyor. İstediği şey abi bir tane trade route'u fulle. Yani bize mal ver diyor. Bir tanesini tamamla diyor. En düşüğünden de olur. Muhtemelen şu anda yapıp yapabileceğim en iyi sugar 600'lük. Sign contract diyoruz abi.
Şu anda sugarımızın bir miktarını erip kemirecek. Onun dışında bir adet library istedi ablamız. Eğitim bölümündeydi galiba. Aynen. Şu yukarıda zaten şekillerden az çok anlaşılıyor ya. Bu arada mouse'un topuyla değiştiriliyor. CTRL'ye bastığınızda da zoom yapabiliyorsunuz tekrar bu varken. Ben mesela onu aramıştım yani, hatırlıyorum. Bu arada önü neresi? Önü burası değil mi? Aynen, burası kıçı, burası önü. Şunun yanına gider be. Ha, bunu daha yeni yapıyorsunuz. Construction. Ha, bana bir tane daha gerekecek ya. Bu ev çok... Neyse. Ayrıyetten... Bir dakika. İşleri hızlandırmak adına. Şimdi belli eleman sayıları var ya. Onlar taşıyor. Onun için... Bir tane... Teamster buraya lazım. Aslında Teamster'dan önce... 12 ay mı istiyorsun diye, 3000 dolar mı istiyorsun diye. Şu anlık paraya çok ihtiyacım yok. Ne olur ne olmaz. Şimdi garanti alayım. 12 ay daha ekleteyim buraya. Bu yılda Teamster port on each of 3 ay... Her 3 adaya Teamster portlar yerleştir diyor. Şimdi bunda eklenilen şeylerden bir tanesi de bu. Teamster ofisler zaten vardı. Burada farklı adalar var ya. Farklı adalar yüzünden Teamster ofislerin portu geldi. Limon olarak yapıyorsun. Diğer adalar arasında taşımayı sağlıyor. Daha hiç kullanmadım. En azından amaç olarak o şekilde bildirmişler. Empty stock. Baba gelecek. Sakin. Sakin. Şu an şu işaret. Bunda diyor şeker yok diyor. Rom yapamıyorum babacım diyor. Yani el at diyor. Tamam abi. Saygılar. Onun dışında ben bir tane daha constructor ofis yapmak istiyorum. Şimdi nüfusumuz yok. Nüfus bekleyeceğiz mecbur. Ona yapılacak çok bir şey yok. Şöyle koyayım ya. Pardon. Şöyle yolu az uzatayım. Tamamdır. Babacım hızı biraz arttırabilir miyiz? Kaça kadar arttırabiliriz? 4. Hızlandır. Yardır. 3 adaya da nedir ya? Şerefsiz ya. 3 adaya da. Neyse. Bu arada konstraktörlerde... Eleman eksiğim var mı? Konstraktörleri fulle. Hatta ve hatta 1000 doları ver buna. Fulle. Aha, bunu da şey yap. Şunlar budget. Ona ayırdığım para olarak düşün. Şu anda arttırdım. Arttırdığım için ilk haliyle buna yükleniyorlar. Ne olacak? 6 bunda 6 bunda 12 tane çalışanım olacak. Ayrıyetten Dive'den bir dakika, nerede o? Heh, budget. Fazla fazla para verdiğin için içindeki elemanlar da %25 buff'lı çalışıyor abi. Effectiveness zaten %125 bunun. Ki neden en ufak fikrim yok. Bunda %125. Allah Allah. Ekstra buff'ım var. 10 tane. Eleman yolla bana. Eleman yolla sen bana. Bana adam lazım. Şöyle bir bakmak istiyorum insanlarıma. İnsanlarıma bak, hemen sahiplendim. Unemployed 4 kişi var. Vacant job 0. 4 tane işsiz var şu anda. 0 boş iş var diyor. Doldurdunuz mu lan hemen bütün işleri? Aslan parçaları. Sizin herhangi bir upgrade'iniz var mı? World War'da falan da filan da. Birbirinize... Bunların efektifçisi ne? Fertilize. Alan yüzünden %2 eksiği var. Tam %100 alamıyor. Alan yüzünden %21. Rengi biraz daha şey diyor oranın. Koyuydu ya. Bu yıl tavan. Tamam abla, tavan da yaparız. Tamam. Burada vardı. Lan space'e basıp basıp duruyorum ya. Burada tavan var. Olmaz mı? Yalnız barın hemen yanında da tavan de he. Neyse. Eğlence bölümünde tavern. Buna yol gerekmiyor. Zaten bazı şeylere yol gerekiyor, bazı şeylere yol gerekmiyor. Tavern onlardan biri değil. Yanında yazıyor. Buna yol gerekiyor, buna yol gerekmiyor. Şimdi bu konu biraz değişmiş. Yani eskiden mesela research'tan cayır cayır bir şeyler açardık. Şimdi blueprint durumu var işte mesela. Hoş, library yaptım. Bunda niye böyle gözüküyor? Library work mode. Ver abi.
Work mode diyor. Bunun sayesinde mi çalışıyor acaba? Library ilk başta bize şey vermiyor mu? Veriyor. Efektifsiz %100. Kütüphanenin olayı ekstra size araştırma puanları veriyor. Araştırma puanları sayesinde bazı şeyler açıyorsunuz burada. Ki ileri doğru farklı farklı şeyler oluyor ki sadece kütüphane değil zaten. İleri doğru üniversite vesaire de ekstra şeyler ekliyor. Ya bunlarla neler yapıyorsunuz? Advanced Bot Service diyor mesela. Increase the upkeep of Teamster Port. Teamster Port daha yapmadım ki bu lazım olabilir. 1000 advance, 1000 puan gerekiyor. Bayağı bir zaman alır. Çalışmalarını arttırıyor. Turist portlarının, ha buranın da iskelenin de arttırıyor %50. Bak okumamıştım ben onu ha. Bot freight tourist ships and cargo ships are, ve gemiler %5 hızlı oluyor. %50 daha faydalı oluyor. Daha yararlı oluyor. Sen niye duruyorsun? Çünkü artık durdurumun farkında değilim, biliyor musun? Neyse, sonuç olarak bufflı abi. O tarz bufflar alabiliyorsunuz. Viva la revolution! Revolution, ver ablacım, ver. Tekrar bir bakayım da. Unemployed 17, vacation job 3. Tamam, bir saniye bekle. Şimdi bana ne diyorsun? Öncelikle buraya port yapmam şart mı? Port olayını dediğim gibi bilmiyorum abi. Teamster port, şu olay. Yol gerekiyor belli ki. Şöyle değil mi? Heh. Acaba buraya yapmak gerekiyor mu ya? Ay buraya ekstra liman yapabilirim ya. Buraya sokamayacağım mı ciddi ciddi? Vay anasını. Buraya soksam iyiydi ya. Ne olur ne olmaz. Ben şuraya bir tane yol çekeyim de bakayım. Yolun yanına oluyor mu ya? Teamster Port. Oluyor be. Koydum gitti. Devam devam. Bana iş gerekiyor. O zaman bunun isteyeceği yok. Ben biraz yürüyorum abi. Allah ne verdiyse. Dogging yap. Gayet uygundur. Elemanlarım var abi. Normalde bunun çevresini şöyle kapamayı severim de ben. Şurayı kapatamayacağız tabii doğal olarak. Dün, dün. Yolun olayı bir oyunda daha vardı. Yoldan daha hızlı gidiyordu. Don't Star'da vardı galiba değil mi? Don't Star'da vardı. Burada da yol yaptığı zaman yoldan daha hızlı gidiyorlar. Yolun belli bir buff'u vardı en azından. Construct road to connect the building. Road connection are requirement to transport goods between building. Binalar arasında malzeme taşımak için kesinlikle gerekiyor diyor. Tropic'in dead can't afford cars and tourists can travel via roads from a park deck. O ekstra iş. Starting with World War Road construction can also create bridges. Dünya Savaşı'nda başlıyormuş köprü yapma olayı. Selamünaleyküm, yapamıyorsun zaten. Hadi lan, nasıl yapacağım ben diğerlerine şey? Merak ettim ha. Ben buraya şimdi şey yapmak istiyorum. Nasıl yapacağız bu işi? Neresine yapayım onu da bilemedim yani, hepsi bana bakan tarafa yapayım yani mesela. Şuraya giriyor mu lan? Giriyor ya. Dondur gitsin lan. Şekil olur. Şimdi buraya nasıl yapacaklar? Hadi lan. Oğlum botla gittiler ya lan. Vay anasını o zaman abi. Durmayın. Bir baktım gaza geliyorsunuz. Şuraya bir tane. Efendim canım. Produce corn. 1000 tane corn yaparız. Hay plantation var. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Kendi kendine olacak bu. Mısır var çünkü bende ya şu anda. O konuda kafam rahat. Ya bu manyak niye yaptırıyor bana bunları anlamadım ki ya. Yanardağ ben ne yapacağım abi buraya? Burada ne yapılır ki? Ne olur biliyor musun orada? Altın olur babacığım. Ne olur lan? The cruel salty sea, she burns the lungs of young Penultimo. The sensation is
quite unpleasant. Yanardağ'dan bahsediyor. Imagine my joy at being have coconut harvester. Have at least one teamster port with upgrade deckhands. Ha, upgrade yapabiliyoruz. Deckhands diye upgrade var herhalde. Onu yaptım. Bir tane olması lazım diye bizim ana mekandakini yaparız. Have coconut harvester. Yalnız SOS. Yol diyorsun da abi şu an yolla benim alakam yok be. You're doing splendidly. Ne demek ablacığım? 3000 dolar ver gitsin. 6 ay içinde tutarım. Have mine gold, have pirate coal. Ya space. Tamam bir dakika şimdi. Dur. Çok fazla hızlı gitmeyelim. 500 coin halletmişiz. Crown root tahmin ediyorum yapıyoruz. Ne durumdayım? Tekrar bir kontrol etmek istiyorum. Sugar'ın 0 mı? Oğlum bütün hepsi alkole mi gidiyor bunun? Nasıl bir alkol üretiyorsun? Onu geçtim. Biz nasıl bir alkol tüketiyoruz? Allah'ını seversen. Timster'larımız çalışıyor değil mi? Babacım. Öncelik verme diye bir şey yok. Bu sıkıntı işte ya. Hani burada mesela benim şu işi halletmem lazım. Şu ana kadar daha hiç taşımamışız. 600 ürün yollamam lazım buna şeker. Görev olarak var. Kraliyet ailesi istiyor. Ama gel gör ki 26 ay 4 günümüz var bu arada. Yok. Running. 26 ay 4 gündür duruyor galiba. Evet. 26 ay 4 gündür duruyor. Allah'ım. Ve bir tane bile vermemişim. Şaka gibi. Neyse bir tane upgrade'den bahsediyordu. Deckhand. Ha, 1200 dolar veriyorsun. Ekstra 6 iş daha. İşçi daha çalışıyor. Tamam. O da problem değil. Gold mine ve pirate cove. Şimdi gold mine burada... Tamam burada halledeceğiz onu. Mine. Nasıl koyayım onu düşünüyorum şimdi öbürlerinden. Neyse böyle iyidir. O ne demek lan? Tamam mıyız? Gibi gibi. Hepsine yaptınız mı bunların? Tamam ona bağlantı yok. Onda çalışan var mı şu anda? Yok çünkü şey yok. Yol bağlamadığı sürece herhalde aktif olmuyor ki. Şu an çalıştırmadığım için aktif olması için herhangi bir lüzum yok. Buna bağladım. Sürekli olarak space'e basacağım anlaşılan. Pardon. Vallahi basacağım anlaşılan. Alkol mu buna gidiyor? Upgrade'lerine de bakmak lazım. Decrease sugar consumption. Ver baba. %25 sugar tüketimini azaltıyor. Aynı ürünü veriyor. %25 daha sıkı istiyor. Ablacığım yolla. Sen insan yolla ya. Vallahi insan iyidir. Ulan space'ine senin. Tamam. Bekle. Şimdi belli bir miktar odun tüket üretiyoruz. Umuyorum bunu istemezsin sonradan. Ayıp olur ama. Bunun yanına da hiç koyasım yok onun ya. Buraya da sığmıyor. Şöyle yapalım. Bu taraftan zaten illaki mal getir götür olacak. Bir tane taşıyıcı buraya koyalım. Şimdi bunların dizaynı da çok önemli. Özellikle ileri doğru. Ya dediğim gibi bu ne kadar uzun sürer bilmiyorum da. Şöyle düşün. Teamster ofisinden eleman log'a gidiyor. Log'dan Teamster'a. Teamster'dan bildiğim kadarıyla en azından Lumbermill'e. Lumbermill'den Teamster'a. Teamster'dan Dock'a. Dock'a gidiyor. Yanlış biliyorsam o şekilde işliyor. Do. Bunda daha takip etmişliğim yok. Onu bizden space yapmaz mıyım ulan? Neredesin lan? Pause nerede? Tamam. Al bu P olsun. Hıyarası. Kuru götüne mi kaldık? Bu kadar ya. Değil mi? İlk bölümden cinnete baktı. Tamam işte. Kafam rahat. Şimdi görevlerden coconut harvester diyor abi. Onu bilmiyorum. O ne demek? Harvest coconut from palm. Bak bu yeni. Oğlum bu ne?
Ha, burada yaparız. Burada yaparız. Şöyle gonduru verdim. Vay, bak bu benim için de yeni. Tamam o zaman. Onu da yaptık. Pirate Cove istiyordun. Complete Gold Smug Raid. Tamam. Gold Pirate Cove. Nerede oluyordu lan o? Şunda. Yes. Askeri bölümde. Korsanlar için mekan yapıyorsun. Ya alelen de yapabiliyorsun. O da çok alakasız ya. Niye bilmiyorum. Şuraya yapabiliyorsun. Ama diğer taraftan ne bileyim. Yanardağ böyle şekil olur gibime geliyor ya. Şöyle. Böyle. Vay anasını. Kondur böyle. Ne kadar mantıklı onu oraya yapmak için fikrim yok. 1000 tane daha mı korun? Ablacığım sen ne yaptın? Nasıl bir korun sizin içiniz dışınız? Mısır oldu ya lan. Upgrade'leri de yok bunların. Abi benim nüfusum yetmiyor mu ya? Unemployed 17 kişi var. Sadece 5 tane işim boş. Tamam biraz zaman alıyor. Biraz zaman alıyor. Governor, I have successfully ayıbettin. Ne yaptın lan? Yaptım blok. Lumber mill. Hepsini yaptığım için. Export. Plank. 4950 tane plank. Ama işin güzel tarafı bunu bana ver demiyor. Mesela bunda diyor fulfill export trade. Ki yapamıyoruz. Neden? Oğlum bir tane sugar da gitmez mi? Baba bunlar sugar değil mi ya? Babacığım bu sugar. Bu sugar. Yardır kardeşim. Ver parayı yardır. Budget'ı görüyorsunuz zaten orada. Bilmiyorum kameradan kapanmadıysa. Bunları herhangi bir şekilde bufflayamıyorum da şu anda. Hani bir tane daha yapacağım yani. Have Fisherman Raft, Build Team's Trophies. Viva la revolución! Together, Governor Ju, I and the people will turn everything around. Get a random blueprint ulan. Ne verdiğini de bilmiyoruz işte. O biraz sıkıntı. Arkadaş. Plantation, sugar, yeter lan. Ne sugar'mış be abi. Hatta sen ne biliyor musun? $750 hiçbir şey değil. Ver bunu da. Artık yap abi onu. Onu yap artık. Ayrıyeten bir tane de Team Trophies istedi benden. Limana. Limana yakın olması da bir yerden iyi bir şey. Ya o tartışıdan bir konu aslında. Hani çok da garanti bir. Kesin bir şey de söyleyemeyeceğim. O bayağı tartışmalı bir konu. Ben limanın önüne diziyordum. Benim öyle hoşuma gidiyordu. Limana direkt teslim et bayağı basit oluyor. Ama tabii gidip mekandan alması zaman alıyor. Ama şey yapıyordum mesela. Onun yakınlığı var. Mesela sugar. İkisi rom yan yana. Bunlar birbirine lazım. Şuraya bir tane timster koyuyorsun. Sugar rom sugar rom gidip geliyorlar. Sugar'dan roma sugar'dan roma. Yanlış anlamadıysan teslim edilecek yerin yanındaki Teamster ofisi ihtiyacı karşılamak için yola çıkıyor. Rom'un yanına koyuyorsan sugar almaya gidiyor. Sugar da yakınındaysa hemen işi hallediyor. İskelenin yanına koyuyorsan çıkıyor Rom'dan alıyor iskeleye götürüyor. Hani bir nevi yarım yol yapmış oluyor. Benim kafamı o şekilde yapmıştım. Bu yıl tavern. Yalnız bu challenge bir bölümde bitmeyecek. Onu da anladım. Saygılar. Bir plank veriyorum akıllara zarar. Selamünaleyküm 3000 yaptım bile. Tavern istiyorsun hadi onu da dikeyim de bari. Eğlence tavern. Sizin taverniniz de bitmedi yani ha. Ha burası full artı full lan. Bayağı çalışıyorsunuz. Yapıştır lan buraya bir tane daha. Burası o kadar doluysa. Full. Sen niye düşük şeyin? Eleman yok. Location -1. Get random anasını satayım.
Yavaşlat, yavaşlat. Vallahi bir bölümde bitecek şeyler değil galiba bunlar. Ama ilk defa zaten diğer adalara bu arada şey koydum ha. Hiç koymamıştım. Bu taraftan altın getiriyoruz. Artı. Onu unuttum. Ne yapmamı istemişti benden? Gold smuggler. Bunları raid'e yolluyorsun abi. Ne getirmeni istiyorsan. Bu mesela para getiriyor. İşte banana hide iron getiriyor. Coconut sugar wool getiriyor. Treasure hunt ilginç olabiliyor. Bir anda toplu para vesaire. Bir de blueprint falan gelebiliyor. Pardon. Bu blueprint getiriyor. Regal tool. Yo. 10.000, 5.000 raid point. Ha, istediği raid point. Belli zamanlarla biriken raid pointleri harcıyorsun zaten bunlara. O biraz daha ince ayrıntısı. Birlikte inceleriz. Ona göre tam kesin sonucuna vararız. O tamamen yeni. 5'te yoktu. Neyse abi. O zaman bu bölümlük bu kadar diyelim. İlk başlangıç olarak fena değil. Dediğim gibi umuyorum bu çok uzun süre götüren bir şey olmaz. Hani bu save. Belli bir challenge'ı bitirip yenisine geçelim. Çünkü bayağı random yaptım. Hiç hoşuma gitmedi. Eğer çok uzun süre bu devam ederse onun yerine sıfır başlayıp adam gibi bir yer yapmak benim daha çok hoşuma gider. Ne yalan söyleyeyim yani. Dıt 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 dıt. Müziği de ben ağzımla yapacağım artık. Dıt dıt dıt. Çat çat çat. Evet, bu kadar diyelim. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğendiğimi basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.